Sevgili takipçilerim, öncelikle hepinize merhabalar. Bugün 2 Kasım 2020 günlerden pazartesi. Malum Cuma günü İzmir'de bir deprem yaşadık. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara, hastanelerde tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. Videomun konusu gömme rezervuar hazinelerimiz duvar içerisinde durduk yere neden çatlar? Bununla alakalı zaman zaman yoğun şikayetler alıyorum ve bu da benim aklıma şunu getirdi. Bu yaşamış olduğumuz depremlerden kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü bir önceki depremde aklımda kalan, yerini hatırlamıyorum da yine İstanbul'un da etkilendiği bir deprem yaşadık. Ocak sonu Şubat başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle Avrupa yakasından çok şikayet gelmeye başladı. Bir sitede de 30 tane gömme rezervuarı da müdahale etmiştim. Hazne çatlak şikayetini müdahale etmiştim. Bu İzmir depreminden sonra da şimdi yavaş yavaş haznem çatladı, telefonları ve şikayetleri almaya başladım. Benim aklıma gelen, acaba bunlar bu ufak titreşimlerde, bu hazneler beton içerisinde zarar görüyor mu? Burada bu işin öncü markalarına seslenmek istiyorum. Bunları üretirken bir takım testlerden geçiriyorsunuz, evet biliyorum. Peki bunu duvar içerisine koyup bir titreşim, deprem testi gibi bir testten geçiriyor musunuz? Bu testleri yapan firma varsa ulaşsın, bunu takipçilerimle paylaşmak istiyorum açıkçası. Geçilen yoksa da bence bunlar da bir deprem testinden, bir titreşim testinden geçirip dayanıklılığı test edilmesi gerekiyor. Bu yapılmıyorsa da bence çok büyük bir eksik. Çünkü deprem ülkesindeyiz. Böyle ufak sarsıntıların bunlara zarar vermemesi gerekiyor bence. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.